süreç tabii 2 3 basamaklı yürüyordu. Farklı isimler vardı. Hatta birçok isimle görüştüler. Hı -hı. bu isimlerden en öne çıkan biliyorsun Bruno Genezio'ydu. Genezio ile ilgili görüşmeler belli bir seviyede yürüdü. Pazarlıklar, paralar konuşuldu vesaire falan. en son işte gerekli gereksiz birçok sebep sunmuş. İşte şura sorayım, eşime sorayım, oraya sorayım hep. Hani işi yoksa en sonunda demiş ki sezon sonu gelmek benim için daha uygun olur demiş. Yani aslında fiyat noktasında anlaşma sağlanmış. Tatmin edecek bir rakamı Beşiktaş gerekli şeyi yapmış, artışı yapmış. Ama Genezio'nun kafasındaki soru işaretleri bitmemiş olacak ki ee, en son e, hep oyalama süreci en sonunda kendisinin e, sezon sonu gelsem ben sezon sonu çalışmak istiyorum e, gibi bir yaklaşım olunca Beşiktaş yönünü e, Fransız Genesio'dan e, Hollandalı e, Giovanni van Broncos'ta dönmüş oldu evet Fatih abi peki geç kalındığını düşünüyor musun? Yaklaşık Aynen. 11 gün oldu Rıza ile yollar ayrıldığı tarihten bu tarafa. Rıza Hoca'nın de... da son dönemlerine bakarsak da yine aslında Rıza Hoca'yla devam edilmesi düşünülmediği de belliydi. Ve hala daha bir hocanın anlaşmasının olmaması sence geç kalınmışlık mı? Yani Ocak ayında transfer zordur. Yani hmm. yönetimi haksızlık yapmak istemem ama bu işlerde e, ne kadar erken bitirirsen... Yani ayrıldığı gün e, buraya... Bir hoca getirsen olur. Demek ki Rıza hocanın gönderilirken ki reaksiyon başka bir hocayla anlaştıkları için değil. O olmadı ortaya çıktı. Yani biriyle anlaştınız da sanki onu <laughs> bekliyormuş da Rıza hocayı göndermek istiyormuş gibi bir algı oluşmuştu bazı taraftarların gözünde. Ee, böyle bir B planın olmadığı ortaya çıktı. Peki e, hatta... B planı yokken hocayı göndermek mesela Rıza e... hocayla kalınabilirdi yani o süreç, o alt haftalık süreç birazcık herhalde Beşiktaş yönetimini de Rıza Hoca konusunda. Rıza Hoca'nın da enerjisinin düşük olması, takımın aldığı sonuçlar, maçtan sonraki açıklamaları. işin açıkçası sanırım kamuoyundan gelen baskılar ve tabii ora beklentiler çok yüksekti. Yani hı hı. hoca isimleri çok kamuoyunda bilinçli ya da bilinçsiz. Yani yönetim işte işte Hansi Filik ismi, Falke ismi ki Falke'nin olmasını ben çok istiyordum. Geçen evet. sene de bu uygun e, yapıda bir isimdi. O da olmadı. Belki Falke ile o ilk yapılan görüşmeler olduğu zaman bir buçuk yıl önceki süreç devam ettirilseydi belki Falke de gelebilirdi. Sonuçta kıymetli bir isim, disiplinli, e, kariyerli de bir teknik adam. E, onun dışında e, baktığımız zaman Kante'nin Kante'nin e, e, şeyi maliyetleri, Tottenham'daki kontenin performansı, aldığı maaşlar, ekibi falan e, 15 milyon euro ya yakın bir maaş skalası falan. Bunlar hep böyle hmm. ol gerçekleşmesi mümkün olmuyor ama tarafta e, anılmasını e, şey yapıyorum. E, bu konuda bir değerli bir süreç olarak görüyorum. E, kolay değil öyle transferi yapmak işin açıkçası. Ben e, o yüzden e, bu süreçler kolay değil. Hedefler hayaller yüksek tutulmuş olabilir. Taraftar e, gördüğüm kadarıyla yönetim belki farkında değildir. E, çıtayı yükseltmiş olarak bekliyor. Ee, yani sizin duruşunuz, verdiğiniz mesajlar, seçim öncesi ifadeleriniz, tarzınız, tavrınız, güç gösteriniz taraftarı heyecanlandırmış, hayal kurdurmuş olabilir. O yüzden tabii isimler biraz değişince biraz daha e, a hocaların yerine şimdi konteler, işte e, baktığın zaman diğer taraftan falkeler, e, dönüyorum Hansi Filikler falan konuşulurken Şimdi bir tık altı e, hocalarla görüşlü olması bile taraftar doğal olarak bir mutsuzluk, bir güvensizlik oluşturuyor kanaatindeyim. Bu objektif bir değerlendirmedir. Bu bakış açısıdır. Birçok süreçte e, yani isimler mesela e, çok e, görüştüğülen isimler vardı bundan öncesinde. Yani e, şimdi artık işler biraz olumsa dönünce isimleri açıklamakta da e, fayda var. Mesela baktığımız zaman bu dönemde kimler vardı? Gesim March vardı mesela. Hmm, bu isim görüşülen diye, ama olmayan mı diyorsun Fatih abi? Evet, Mesela hani benim tarzımı biliyorsun. Ben böyle her görüşülen, her gündeme gelen ismi konuşmuyorum. Şu anda bir rakamlar vardı. istediği bir rakamlar vardı. Yani Gesim March Leeds united en son çalışmıştı. Leipzig'ten bilir futbol seyircisi ee, farklı bir disiplinli bir hocaydı ee, gelişime açıktı. taraftan da sevebileceği isimlerden biriydi geçsin Març e, Beşiktaş'ın gündemine geldi Beşiktaş temas kurdu ee, talip oldular menajerleriyle görüşüldü ama baktığımız zaman yanılmıyorsam 4 milyon euro civarında bir maaşı vardı yani o biraz daha Premier Lig havasına maaşlar istiyor yani Türkiye'yi de öyle görüyorlar herhalde yani iyi maaşlar veriliyor falan filan diye o yüzden 4 milyon euro gibi bir şey vardı Yasin March'ın. Diyebilirsin ki Yasin March ismini hiç duymadık. Hiç kamuoyunda kimse yazmadı. işte ben burada görüşülen özel isimlerden birini daha söylüyorum. Yasin March'ın işte Leeds United'daydı en son işte Leipzig'ten daha çok bilirsiniz. Yani Leipzig'e oynattı futbolu yüksek evet, seviyede. Oradan bilinebilir bir alternatif adaylarından biriydi ama 4 milyon euro rakamı ve hoca için o parametre için beklentiler olmadı ee, oradan da bir e, şeye dönüş oldu işin açıkçası ee, şu anda e, Giovanni van e, Bronckhast gerçekten e, şu andaki en önemli aday haline geldi teknik direktörü e, konusunda yüzde verebiliyor musun abi bu Hollandalı hoca için yani şu anda e, verebilirim ya çünkü belli parametreler var. Öyle gidelim. Tabii. Şimdi e, bir buçuk yıllık bir anlaşma ama bir opsiyon hakkı da oluşabilir. Hı -hı. Bir buçuk yıllık anlaşma için e, yıllığı 1.4 milyon Euro'dan bir para e, şeyi var. Hocanın e, tarifesi çok yüksek değil. Ondan sonra yaklaşık olarak 2 milyon Euro gibi bir, bir buçuk yıl için e, bir rakam. Hı -hı. E, bu da, e, Görüşülen hocalara baktığı zaman hem Bruno Genesio hem de e, març mart rakamlarına baktığın zaman e, bu rakam tabii daha makul mantıklı geliyor. Yani onların 3.5 4 seviyesinde beklentileri varken yıllık e, bu anlamda e, Van Bronk horsten Orston e, şeyi rakamı e, biraz daha makul geliyor. Şimdi e, bununla ilgili de tabii ben çok ee, inanılmaz derecede şu, takip ettiğim, bütün şeylerine hakim olduğum bir isim değil. Doğruları söylemek lazım. Ama araştırıyoruz. Yani Hı -hı. E, bu konuda dışarıdan bilmek işte belli sisteme bakıyorsunuz. İşte kupa finalisti o, o, oynatmış. İşte e, Hollanda'da kupalar kazanmış. Bununla ilgili de bir takım süreçler yaşamış. E, e, renkli bir karaktere benziyor. Genelde Hollandalı teknik adamlar e, Türkiye'de çok başarılı olamadılar. Ama işin açıkçası çok Hollandalılardan da daha farklı bir karakteri var. Yani bir daha daha şey böyle daha canlı, daha heyecanlı. Yani bir bir Fransız sunupluğu yok. Böyle bir yapısı var. Eee da haklı olarak tartışıyor. Yani bu hoca mıdır, değil midir diye. Tabii ben de sordum. Ee, özellikle dün e, o hocanın ismi gündeme gelince, görüşmelerde pazarlık seviyesinde ilerleyince işte e, rakam da anlaşıldı. Evet 1.4 milyon Beşiktaş tarafından makul bulundu. E, diğer alternatiflerde duruyor. Lucescu'dan bu arada olumsuz e, demeyeyim e, bir görüşme yapıldı. Hoca e, bir haftadır ben yayınlarda hocayı çok iyi tanıyorum. E, Lucescu e, devre arasında çok fazla takım alma taraftarı değil bunu söylememiz lazım. Oğlu Razvan da biliyorsun Yunanistan Ligi'nde Fatih Terim'le rakip olacaklar. Evet, o da evet. yıllardır güçlü bir şekilde devam ediyor. Hoca ee, Lucescu işte şah, Soğuk değil. Gelmek de istiyor. E, bugün Anadolu Ajansı'ndan Yasin Tüncer ee, işte onun haberiydi. E, o kullandı. Yasin'i de tanırım. Yasin'i de aradım. E, Lucescu'yla arası onun da iyidir. Ondan sonra o da ayrıntılı konuşmuş hocayla. E, hmm. Yani bir teklif gitmiş, bir, bir temas yoklama var. Muhtemelen üst seviyede bir hal sorma olmuştur eski ilişkilerinden dolayı. E, hoca da e, hiçbir zaman Beşiktaş'a yapmadı. Aslında biraz daha bastırılsa yaşlı sorun olabilir ama e, Lucescu bu anlamda gerçekten hani tamam hocam sezon sonu e, süreci biliyoruz ama sizin de krediniz var. Bu arayı toparlama süreci olarak verin. Gelin beraber bu işi yapalım. E, noktasında yakın olsa Lucescu fikri yaşına rağmen en azından bu yapılanma sürecinde yani bu enerjisinin olduğunu düşünüyorum. Evet yaş ileri daha gençlerle çalışmak lazım vesaire ama Lucescu gibi Kurt Hoca'nın bu süreci yani Beşiktaş'taki özellikle hani Beşiktaş takımı iyi olsa hı hı, hı. sorun olmasa patolojik bir durum olmasa mental çöküş olmasa Beşiktaş takımında Şenol Güneşleri Rıza çalınmayı tüketmiş olmasa o zaman evet daha genç daha dinamik hocalarla çalışmak uygun olabilir diyebilirim bu ama Holland Hollandalı hoca da 48 yaşında Fatih abi. Genç diyebiliriz aslında teknik direktör yaşı Yani olarak. genç. Genç. İşin açıkçası yani oradan da şimdi e, Rangers'taki döneminde e, sanırım ilk döneminde vardır bana gittiğinde yanılmıyorsam düzeltin beni. Var var. Ee, Kasım 2021'de başına geçiyor takımın. E, 2022 Kasım bir sene sonra ayrılıyor. O dönemde Rıdvan var takımda. Yani çok e, işin açıkçası e, o günden bu yana oradan hatırlıyoruz tabii ismen ama biraz başka şeylere de bakmak lazım. Hani taktiksel şey nedir? Hatta biraz... bilgi vereyim mi bu konuda? Tabii, hocanın, tabii. Bölüyorum kusura bakma. Hocanın e, 4-3-3 ofansif bir oyun anlayışı var. Daha böyle ofansı düşünen, geride çok beklemeyi sevmeyen, e, aslında hani gezallığı bir kadroyu hayal etsin izleyenler şu taraf şu anda. Bir tarafta Gezal'ın olduğu, diğer tarafta yine hücuma dönük başka bir kanat oyuncusunun olduğu, hücumda son adam Abu Bakar ya da başka bir ismin oldu. bir üçlü. Arkada yine ofansı çok fazla düşünen bir üçlü merkez orta saha oyunu. Ve hocanın da Feyenoord'da, biraz da Hollanda futbolunda kimliği gereği bence bunu çok fazla sıklıkla denedi. E, 4-3-3'ü tercih ediyor. Bu biraz oyunculuk döneminden de gelme çünkü... Feyenoord'da oynarken de böyle oynayan bir takımda oynuyordu. Barcelona'da oynarken de yine hoca bu tarz bir sistemde oynuyordu. Arsenal'de de yine Glasgow'da oynarken de benzer sistemde oynuyordu. O yüzden de e, oyunculuk döneminde alışık olduğu sistemi şu anda devam ettiriyor. Ki bir dönem Feyenoord'un U21 takımında da bir yıl e, yönetmişliği olduğu için genç oyuncularla olan diyalogları da muhtemelen iyidir diye tahmin ediyorum. Ve kupa olarak da yine biraz da bulunduğu liglerin de verdiği avantaj çünkü ligleri genelde e, süks, yani önde götüren takımlarla e, çalıştı. Feyenoord'la Hollanda şampiyonluğu var. İki kez Hollanda kupasını kazandı. Glasgow'la İskoçya kupasını kazandı. Yine Feyenoord'la da Hollanda süper kupasını kazandı. E, bunları da aktarmış olayım. Ya Bunlar, e, gerçekten teşekkür ederiz. Kitabi bilgiler. Gerçekten değerli bilgiler. Taraftarın da e, yorumlarına baktığımız zaman, bizlerin de baktığımız zaman yani e, benim için e, şey verisi, Kupa heyecanlı yaşamak, kupa stresini yaşamak çok kıymetli. Yani bu hmm. benim için bir hoca yazılırken artı yazarım. Mesela Van horst'un bu açıdan baktığımız zaman o şampiyonluk deneyimini yaşaması, kupa hırsını yaşaması hangi ligde olursa olsun o heyecanı yaşaması kıymetlidir. <laughs>